sonunda en büyük x var. Öyle değil mi? Evet. Ve burada nasıl ders çalışacaklar, nasıl yönlendirilecekler çok önemli oluyor. Burada da bizim devreye girmemiz gerekiyor. Benim alanım sosyal bilgiler. Tarih, ortaokuldaki tarih dersi oluyor. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi. Çok fazla kavram var, çok fazla konu var. Hatta bazı konular o kadar ağır ki yaşlarından bile ağır olduğunu düşünüyorum. Yaşlarına uygun olmadığını düşünüyorum. Onlar bile var. Ama mecburlar, bunları öğrenmek zorundalar. Sınava yönelik çalıştıkları için sınav olmasa bile, hani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir çocuk, bir genç, ben aslında çocuk olarak görmüyorum bu arada. Bu konuları bilmeli. Hani bu ülkenin nasıl kurulduğu, nasıl duruma geldik, şu an hani bu kazanımları nasıl elde ettik, bunu bence zaten bilmelisiniz. Ama bunun yanında bir de sınava hazırlanma gibi bir gerçeklik var. O yüzden ben hani farklı nasıl bir materyal hazırlayabilirim diye bu yola çıkmıştım. Burada da tabii ki bunun basımı olsun, tasarımı, dizaynı, bu konuda Siyat bize destek oldu. Çocuklara bahsetmiştim daha önce de. Gerçekten hani hiç ikide kuradan bize inandığın için Hakan abi çok teşekkür ediyorum. Sonucu sana göstermiştik zaten, sen çok beğenmiştin. Çocuklara dağıtımını yaptık biz bunu. Veliler, o kadar mutlu olmuşlar ki veliler. Yani hani genelde bunları satın alıyor insanlar. Hani kimisi satın alabiliyor, kimisi satın alamıyor. Gerçekten bir masraf var ortada, sınav yönelik. Dershane olsun, kaynak olsun. Bir de piyasada olmayan bir materyal. Yani hiçbir şekilde piyasada yok. Bir yayın evi yaptığı bir şey değil bu. Görsel resimlerle zenginleştirilmiş özetin özetleri. Yani çıkabilecek en can alıcı noktalar mevcut üzerinde. Duvarını asabilir, masasında çalışabilir. O yüzden çocuklar çok mutlu oldu. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oldum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Başkanım, bir tane daha açalım, onunla resim çekeceğiz. Tabii. Şimdi mi konu sonra mı yapalım? İstersen biraz sonra yapalım. Tamam, biraz sonra. Tamam. Evet, ben de öncelikle bir kere bizim bir emeğimiz yok bunda. Derya Hoca'nın büyük bir emeği var. Ona teşekkür ediyoruz. Böyle öğretmenlerimize ihtiyaçlarımız var. Bu çok önemli çocuklar. Hakikaten kendini eğitime, öğrencilere, geleceğimize veren öğretmenlerimiz çok. Özellikle de şanslısınız, bu Silivri'de çok fazla. Ben hala ilkokul, ortaokul öğretmenlerini hatırlarım ama üniversitedeki öğretmenlerimi unuttum bazılarına. Ama bu ortaöğretimdeki, ilk öğretimdeki öğretmenlerimiz, arkadaşlıklarımız kolay kolay unutulmaz. O yüzden ben öncelikle hocalarınızı tebrik ediyorum. Özellikle de tabii bu projede emek sarf eden Derya Hoca'yı. Biz yönetim kurulu olarak bunu inceledik. Arkadaşlarım da çok beğendiler. İyi ki böyle bir şeye destek olmuşuz, böyle bir projeye dediler. Onların da hepinize sevgileri var. Hocama da teşekkür ediyorlar böyle bir şeye imza attığı için. Bizler tabii yönetim kurulumuz olarak ancak bir kısmına destek olabildik. Basım aşamasında işte çalıştığımız bir firmaya bastırdık. Ücretine Siyat bütçesinden ödedik ve böylelikle karınca kararınca ancak bir köşesinden bir nebze bir katkımız oldu. Mühim olan bunun emeğini ortaya koymaktı. Onun için biz Derya Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Sizlerin namına ve geleceğimiz adına. Sizleri ben şimdi tek tek tanımak isterim. Biraz önce isimlerinizi aldım ama yine de bu yayını bize anlatın bakalım neler, nasıl çalışıyorsunuz. Herkes bir tarafından hani bir şey söylesin, tamam mı? Ben şöyle çalışıyorum, işte şunu öğrendim. Şimdi bizim için en önemli değerlerden bir tanesi ne? Ülkemiz, tarihimiz. En önemli değerlerden bir tanesi ne? Atatürk. Bunları öğrenmemiz lazım. Bu çok önemli. Bizim tarihimiz gerçekten 3000-4000 yıl geriye dayanan tarih. Ama şimdi öğrendiğimiz burada herhalde büyük ihtimalle daha çok işte Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi, inkılap tarihimiz ve Atatürkçülüğümüz. Bunlar çok önemli. Bunları çok iyi öğreneceksiniz ki tarihimize sahip çıkasınız.
işte fen dersinde mitoz bölünmeyi öğrenebilirsiniz. Veyahut da işte matematik dersinde 3 artı 3'ü toplamasını öğrenebilirsiniz. Havuz programı yapabilirsiniz. Ama tarihinizi bilmeniz lazım ki bu topraklara sahip çıkın. Çünkü bu topraklar üzerinde hep her zaman birilerinin gözü olmuş. Bunlara sahip çıkabilmek için de insanın tarihini çok iyi bilmesi lazım. Şimdi böyle pırıl pırıl gözlerle bakan güzel kızımıza sözü veriyorum bakalım. Evet, sen başla bakalım. Sen ilk önce ismini söyle. Aslında insan tarihinde Darar Cüneyt'e çok şey var. Biz mesela en başta başladığımızdan beri eğitime gerçekten hani bu kadar güzel bir vatanın evladı olmak çok gurur verici bir şey. Böyle güzel öğretmenlerle çalışmak çok güzel. Tamam, ne kadar daha ne anlatacaksın? Çok güzel. Evet, sana gelelim bakalım. İsmin? Yani o çalışma materyalini odanı astım öncelikle. Normalde kitaptan çalışırsın ama onları bir olay zinciri halinde görsel olarak görmek insanın daha da aklında kalıcı oluyor. Sizin ve Derya Hoca'nın sayesinde bunu yapabildiğiniz için mutluyum. Evet, sen bakalım. Adım Zeynep Hoca. Aslında ilk başta Hoca'ya bir daha dersini hiç sevmedim ama Derya Hoca bu dersi çok sevdi. Ben ayarlamadım. Gerçekten sevdi. Bazı dersler gerçekten bazı öğretmenler de seviyor. Benim de vardır tarih öğretmenim. Onu sevdiğim için tarihim çok yüksek. Gerçekten öyle. Çok sevdim. O hazırladığınız materyal için hepinize çok teşekkür ederiz. Hepinizle baş içinde. Toplantıda her şey. Peki, bana bir müsaade eder misiniz çocuklar? Çok uzun olan 2 ve 4. ünite sadece daha uzun. Mesela 1. ünitenin tamamı sadece burası. Ama kitapta sayfalarca anlatılıyor. 2. ünite geçiyor. 3, 4, 5, 6, 7 arkada kalıyor. Önlü arkalı devam ediyor. Evet, önlü arkalı. Her ünitenin başına yer alıyor barkodları. Barkodda telefonu tuttuğu zaman çocuk ya da hani velileriniz de tutuyordur eminim. Tuttuğu zaman direkt internet üzerinden YouTube'a atıyor telefonu. Yönlendiriyor. Orada burada geçen, bu ünitede geçen bazı ağır kavramlar var. İşte Farsça olabiliyor, Arapça olabiliyor kavram. Hani tam Türkçe'ye çevrilmemiş olabiliyor. Daha doğrusu eski Türkçe. Hani bize biraz ağır gelen Türkçe kavramlar özellikle YouTube'da onun açıklaması var. Hani çocuk soru içerisinde o kavramı görürse anlamını bilecek. Evet, yani Kamil'in sesini belki de o an hani duyacak. Öyle aklında kalacak. O yüzden öyle bir yola başvurdum. Teknolojiyle birleştirmiş olduk. Daha önce dediğim gibi. Resimlerle zenginleştirdim. Mesela hep diyoruz çocuklara iki tane Alman gemisi var. İsimlerini değiştirdik. Yavuz ve Midilli. Ve maalesef Yavuz ve Midilli yaptık. Ama bu gemilerin resmini normalde pek göstermiyorduk. Buraya koyarak akılda bırakmaya çalıştım. Ya da Amerikan başkanı vardı prensipleri olan mesela. Wilson'un resmini koyduk. Daha iyi görselleşmeleri için. Kafalarında. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerini, daha az bilinen resimlerini, lise yılları, işte harp okulu yılları, akademi yılları, onları da rahat bir şekilde akıllarına kalacak şekilde görselleştirmeye çalıştım ve elimden geldiğince en kısa hali bu konuların. Yani, tabii kitabımızı aslında gösterseydik belki daha hani karşılaştırma imkanımız olacaktı. Kitabımız gerçekten kalın. Yani 8. sınıf öğrencilerin. Bir de bu konular, üniversite sınavı konular aynı zamanda. Aynı, tabii okutalım. Gel yanıma Hilal. Mesela kaçıncı üniteymiş, üçüncü üniteyi okutalım. Tamam mı? Ünite ünite pardon. Sen asıyorsun, oradan yönleniyor. Altıncı ünite var. Şimdi de, yandık telefonu. O bizim zamanımızın şeyi. Bu şekilde gidiyor. Okutun başlığı. Evet. Siz de okutun. Süper. Evet. Orijinal olması beni çok mutlu ediyor. Evet. Hep hayalimdi. Sonunda gerçekleşti diye. Evet. Ben sizi çok arkasından.
Evet. Hepsi, evet, hepsi yersin. İsterseniz çocuklar hepiniz gelin. Evet. Derya Yaran ismi, Ertuğrul Gazi Ortaokulu, sosyal bilgiler öğretmeniyim. Elimdeki materyal kendi tasarımım. 8 sınıf öğrencilerimize yönelik İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine yardımcı kaynak olarak hazırladım. Kaynağımız 70'e 100 ebatlarında. Bayağı farklı şekilde çalışma olanağı sağlayan bir kaynak. Görsel olarak zengin. Ve barkod sistemi var üzerinde. Çocuk barkodu okuttuğu zaman o üniteyle ilgili kavramlara ulaşabiliyor. Bunu hazırlamam hiç kolay olmadı. Önceki kendim aylarca üstünde çalıştım. Ama çalışmam tabii ki yetmedi. Bir destek gerekiyordu bu konuda. Bunu çocuklara ulaştırmam o kadar kolay değildi. Bunun için de Siyat'ın kapısını çaldım. Siyat beni dinledi, anladı materyalimin ne kadar faydalı olacağını ve bana geldi. Hakan Kocabaş, Sayın Hakan Kocabaş, gerçekten çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve biz destek oluruz dediler ve oldular. Onların desteği sayesinde, sponsorluğu sayesinde 8. sınıf öğrencilerime bunu basıp ulaştırabildim. Dağıtımını da yaptık şu anda. 3,5 aylık bir süresi kaldı çocukların da sınava. Bu süreyle birleştirdiğimizde de çok önemli bir adım oldu bizim için. Yani çok az süreleri var ve gerçekten son vuruşu yapabilecekleri bir materyal. O yüzden tekrardan bana destek olan Sayın Hakan Kocabaş'a ve Siyat yönetimine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Öncelikle hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte bizi yalnız bırakmadı ve bizi düşündüğü için böyle bir materyal hazırladı. Ve bu materyalde hocamıza yardım eden Siyat ve Küpe FM radyocusu Kamil Bilçer'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok zorlu bir süreçteyiz ve sürekli kendimiz kavramları yazıp duvarlarımıza asıyorduk. Ve bu sayede artık İnkılap bizim için daha kolay olacak ve daha eğlenceli öğrenebileceğiz. Derya Yaran'la yol haritam bize çok önemli bir katkı sağlıyor. Çünkü bu sınavda çok fazla kavram ve bunun yanında bilginin yanında mantık ve muhakeme yeteneğimizi de sorguluyorlar. Derya Hoca sayesinde çok rahat bir şekilde İnkılap dersini hallettiğimi söyleyebilirim arkadaşlarım adına da. Bunun yanında özellikle İnkılap dersi çok daha kolay ve rahat bir hale geldi. Çünkü gerçekten de çok fazla kavram var ve özellikle Atatürk'ün ve İnkılapların dersini işlemek gerçekten çok zevkli. Derya hocamıza ve Siyad'a çok teşekkür ediyoruz. Derste gerçekten bize çok yardımcı olacağını düşünüyoruz. LGS için güzel bir prova olacağını ve kısa ve öz bilgilerle bizi yücelteceğini düşündüğüm bir proje. Derya hocam ve Siyad yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Atatürk fikirlerini ve Atatürkçülüğü bize gerçek bir manada anlatan Derya Hoca'ya çok teşekkür ederim. Daha sonra böyle bir materyale yardım sağladığı için Siyad'a. Ve daha sonra gerçekten bizi bu vatanın evladı olduğumuz için gururlandırarak ve her şeyi olduğu gibi anlattığı için Derya Hoca'ma çok teşekkür ederim. Bu kadar. Evet, biz de Derya Hoca'nın bu emeğine karşılık elimizden geleni yapmaya çalıştık. Geleceğimiz çocuklarımız, onların elinden tutmak her zaman bizim görevimiz. O yüzden biz özellikle bu özel projeyi ortaya çıkaran Derya Hoca'ya ve Derya Hoca gibi tüm öğretmenlerimizi kutluyoruz. Ve Silivri Siyat adına da tüm öğrencilerimize LGS sınavında başarılar diliyoruz.